sanat hayatının üç güzel konuğu, üç değerli konuğu başlamadan önceyi kamera arkası gibi gösterseydik çok özel bir program olurdu değerli izleyiciler. Gafur Uzuner. Eyvallah, sağ olun. Atölyesindeyiz. Mustafa Albayrak. Ve hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve Osman Akça. 7 sanatçının katıldığı Renklerin Ustaları sergisi Ankara'da, Ankara Kalesi'nde. O çok özel bir yapıda. Buradaki sohbetin özelliği gibi galeride özel orada. Tarihsel köklere dayanan antikanın her türlüsü bir alanda. Onun yanında 3-4 sergi açılabilecek şekilde galeri düzeni. Ankara'nın kazandığı çok özel bir mimari yapı var. Ve güzel insanların yönettiği, baba, oğlun yönettiği, devamlı olacağı görülen çok güzel bir galeride. İstanbullu sanatçılar. Evet. Gafur Uzuner'in başlamadan önce içtenlikle talep ediyorum. Başka bir programda beraber olalım. Tek başına İnşallah. Olalım. İnşallah. Hayatla sanat arasındaki ilişki, gülmek yaşanan günlerde, gülmek renk ile, insan ile, insani formlarla gülmek arasındaki ilişki Gafur Uzuner'le özel olarak konuşalım. Ne dersin Albayrak? İnşallah kahkahalı izleyeceğiz. Bir gün yaparız. Yapalım, yapalım. Yapalım. Muhteşem enerjisi yansıyacak. Evet. Sağ olun. Çok her birini sergilerinden, önemli etkinliklerden, fuarlardan tanıdığımız sanatçılar, İstanbul sanatçılar Ankara'da olacaklar. 7 sanatçılık sergi. Ben Albayrak'la başlayalım istiyorum. Atölyede hazırlıklar tamamlandı. 14 Aralık ile 9 Ocak arasında olacak sergi. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. 20'ye kadar sürecek kokteyl ile geniş katılım ile. Güzel olacak. Bu 7 sanatçı ve İlk programı buradaki sanatçılar içinde Albayrak'la yapmıştık 10 yılı aşkın süre önce ve çok sayıda program yaptık birlikte. O zaman İstanbul'da yenilik vardı 10 küsur yıl önce ve yaş olarak da erken dönem sanat idi. Şimdi 35'li yaşlarda. Evet, bu sergi. Zafer abi teşekkürler. İlk soruyu bana sorduğun için özellikle. Hatta mekanımıza buyurup bu güzel programı burada hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için. Asıl teşekkürü de Emin Antik, İbrahim Bey'e ve oğlu Emin'e teşekkür etmek istiyorum. Bizim yıllardır dostumuz, İspir'de Gafur abiyle de birlikte gittiğimiz bir çalıştayımız oldu. Orada asıl daha böyle birbirimizi yakından tanıdık İbrahim abiyle de. Daha öncesinden sergilerde galerici olarak tanıyordum ayrı bir şey. Fakat orada daha yakından tanıdık. Daha sonraki Ankara sergilerimizde sık sık gittiğimiz, biraz önce senin de söylediğin gibi muhteşem bir mekanı var. Ben mekanı en çok sevdiğim alanı, antika kısmı değil, galeri değil, kafe kısmı, sanat kafe kısmı. En çok sevdiğim yer orası. Muhteşem bir yer. Açık muhteşem alan bir Ankara. Yer. Her yerde antikacı bulursun, her yerde galeri bulursun ama o kafe sanatçıların gittiği, sanatı paylaştığı, sohbet ettiği, her bir güzel ortamı yaşayabildiği bir alan olarak düşünüyorum ve Ankara'da öyle bir şey ben görmedim. Bir sürü galeriyle çalışıyoruz işte. Farklı mekanlar görüyoruz ya da İstanbul'da birçok galeride çalışıyoruz. Farklı mekanlara girip çıkıyoruz. Kafesi var işte, galerisi var, antikacısı var, her şey var, müzesi var ama öyle bir kafe ortamı, sohbet ortamı ben görmedim. O yüzden hayranım oraya. Özellikle manzarası muhteşem. Buradan sadece sergiyi gezmek için değil, o mekanda oturup o manzarayı da seyretmek için insanlar bence bu sergiye gelmeli diyorum. İbrahim abiyle daha öncesinde işte oturup sizinle sergi yapmak isteriz falan biz de istiyorduk bir abimiz. Böyle gelişen bir proje. İşte 3-5 kişi yola sıkmışken asıl dostluğa önem verdiğimiz bir serginin bence tam merkezine oturan bir iş olduğu gibi düşünüyorum. Çünkü oradaki de bir dostlukla başlayan bir şey. Sonuç olarak 7 tane dost olarak biz sanatçı arkadaş değiliz sadece dost olarak orada olacağız. Bence dostluğun, sanatın, arkadaşlığın, galericiliğin değil sadece hepsinin pekiştiği bir sergi göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden çok önemsiyorum ben. Yani bu sıradan bir karma sergimiz değil. Dostluğumuzun pekişme sergisi gibi hem galerici olarak hem Ankara olarak hem bizlerin buradan daha çok İstanbul aşığı gibi diyeyim İstanbul resimleri yapan ressamların yine Ankara'da bir arada buluşma sergisi gibi bir şey olacak.
Evet. Ankara görünümü, kitaplık ve sanat sohbetlerinin olduğu yer. Sanat tarihi edebiyatçılarla ressamların, sinemacılarla şairlerin, ressamların, heykeltıraşların, müzisyenlerin bir araya geldiği toplantılarla oluşuyor. Bunlara ihtiyaç var ve aslında böyle bir geleneğimiz de var. Orhan Veli'lerin Şükran Lokantası'ndan bu yana benim bildiğim daha eskisi de var. Ankara'nın böyle güzel ev sahiplikleri var. Sanatçıların bir araya geldiği, yaşayan bir yer başkentimiz. Aynen. Ve zenginleştikçe yeni alanlarla, sergi alanlarıyla, sohbet alanlarıyla Türkiye'ye yakışan bir tablo çıkıyor. Evet, galeriyle ilgili kale, galeri ve yöneticilerle ilgili ve bu sergiyle ilgili sizin düşüncelerinizi alayım Gafur Bey. Şimdi Zafer abi, tabii abi diyorum ama Zafer abi benden daha delikanlı. Saygımdır abi diyorum. Zafer abi, şimdi ben biraz da serginin İbrahim abiyle beraber ev sahibi sayılırım. Çünkü ben Ankaralıyım. Evet. Tabii. Evet. Hatta şöyle bir şey, ben Ankara'nın köylüsüyüm. Ben çocukluğumda İbrahim abinin mekanının olduğu, yani işte Saman Pazarı'nın kaleye doğru giden yanında yine bir yokuş vardır filan, at pazarı yokuşu vesaire. Evet. Çocukluğumda ben oralara çok giderdim. Niye giderdim? Köyden dedeler filan bizi oralara götürürdü. Köylü oradan alışveriş yapardı. Orası Ankara için çok önemli, benim için daha da önemli bir yer. Dolayısıyla şimdi demin söz ettiniz ya, hani işte aydınların, sanatçıların, ressamların, yazarların, oyuncuların vesaire buluştuğu mekanlar. Şu anda Ankara'da bu işi antik yapıyor. Yani İbrahim Bey'in mekanı yapıyoruz. Evet, evet. Antik Sanat Merkezi, doğru mu? Emin Antik, evet. Emin Antik Sanat Merkezi yapıyor. Ben görüyorum mesela, şimdi tabii bu sosyal medya vesaire, oradan da takip etme şansım buluyor. Mesela benim hocalarım, profesörler, işte iş adamları, koleksiyonerler, ondan sonra siyasetçiler, sanatçılar, ressamlar, oyuncular. Bir bakıyorum her gün birileri orada. Bu şahane bir şey. Bizim için de şahane. Niye? Orada sergi olduğu zaman orada sürekli bir sirkülasyon oluyor. Evet. Gelen giden oluyor. Bu şu manaya geliyor. Sergilerin de çok gezildiği bir yer. Evet. Geliyorsunuz, sergiyi geziyorsunuz, çay kahve gazoz içiyorsunuz, sonra bir daha geziyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz hayata, sanata dair filan. O yüzden İbrahim'i kutluyorum. Zaten o da sanatçı. Şiir kitapları var. Koleksiyoner. Evet. Oradan zaten başlıyor iş. Sonra da bir mekan sahibi oldu. Bizim de dostluğumuz var Mustafa'nın söz ettiği gibi. Öneri gelince biz de böyle bir sergi yapalım dedik. Tabii sergide çok değerli arkadaşlarımız var. Kadir de koşturdu, resimlerimizi topladı. Kadir Ablak var, evet. Musa Güney var, Tolga var, Boz Toprak var. İşte biraz Osman konuşacak birazdan. Osman Akça var, İsmail Tetikçi var. Var mı başka? Mustafa var zaten. Buradaki de saymıyorum. Mustafa var. Gafur Usta var. Beni de sağ olsunlar. Gençler aralarına kabul ediyor. Onların enerjilerinden, bilgilerinden, görgülerinden yararlanmaya gayret ediyorum. Sonuç itibariyle keyifli bir yer yani Ankara'da. Sergimiz 14'ünde, bir daha söylemiş olayım. 14 Aralık saat 14'te Emin Antik'te açılıyor. Güzel bir sergi. Ne zamana kadar? 9 Ocağı, yani yeni senenin ilk 9 gününde de bu sergiyi sanatseverlerin gezme olanağı var. Herkesi bekliyoruz. Osman Akça ile bu 7 sanatçının ortak paydasını ve kendi sanatı, kendi resmi üzerine görüş alarak devam edelim. Olur abi, buyurun. Evet, ben de bu sergiye işte arkadaşlarımla daha önceden gene İstanbul resimleri yaptığım için bir araya gelmiştik. Birkaç senedir devam eden bir yakın diyalog, yakın ilişkiler var. Artık dostluğa dönüştü bu şey. Sağ olsunlar, Ankara'daki sergiye tekrar bir yeni bir enerjiyle, yeni bir sinerjiyle hazırlandık hep birlikte. Resimlerimizi de dün gönderdik hatta, işte Kadir sağ olsun bunların bütün şey işte organizasyonlarını falan işte üstlendi.
çok güzel de bir sonuç olacağını düşünüyorum ben. Ankara'ya ben bir kez gittim. Yani Eminönü'ye bir kez gittim. Hayran kaldım zaten. O Eminönü'nün bulunduğu mekan zaten olağanüstü. Arkadaşlarım da bahsettiği gibi o çatılara falan, oradan görünümlere falan bayıldım. Özellikle beni orada cezbeden başka bir şey oldu. Sizle de yaptığımız sohbet de Bafra Mabedi'nde. Oradaki odun yanıyor, soba yanıyor. Onun kokusu beni çocukluğuma götürdü. Hala devam eden bir süreç var orada. Bu çok güzel. İstanbul'da artık bunu ben çok yaşadığımız bir şey değil, buradaki başka meselelerden dolayı. Orada eminim çok 2-3 gün çok nefis bir zaman da geçireceğiz arkadaşlarla birlikte. Sergi zaten anlatmaya gerek yok. Herkesin kendi yaptığı resimler zaten başlı başına bir eser, her biri farklı disiplinlerde. Osman Akça kendi resmini nasıl anlatır? Değerli izleyiciler tabii ki izliyorlar şu anda konuşurken resimlerini. Benim sanatım diye bize anlattığında resmi nedir Osman Akça'nın? Ben aslında İstanbul resimleriyle, yani resim tabii bende çok çocuk yaşlarda başladı. Hatta sizde işte memleketlim olarak Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Bafra'da çok iyi bir resim öğretmenimiz vardı bizim, Halil Yumuşak. Onun çok ciddi bana verdiği bir destek oldu. Yani özel eğitim seviyesinde ilgi alaka gördüm ben ondan ve orada ben hayatımı resim üzerine şekillendirdim. Ve işte resmin dışında tabii İstanbul'a geldim, buradaki hayat kargaşasından, erken evlilik, çocuk sahibi olma vesaire derken, bununla birlikte tabii maddi imkansızlıklar, sanatla yaşayabilmek çok zor İstanbul gibi bir yerde. Ben başka işler yaptım, reklam işine girdim. Reklam sektöründe bir takım işler yaparken ama hep hayatımda merkez oldu. Yaptığım iş de zaten beni resim sayesinde bir yerlere taşıdı. O işi başka bir yere taşıdım ben zaten ama resim hep vardı. İstanbul resimleri yaparak başladım kısaca. İstanbul'un tabii her santimetre karesi olağanüstü. Her şeye rağmen, bütün kuşak çatışmasına rağmen İstanbul'da görüyoruz işte çok tarihi bir binanın yanında işte kocaman cam işte kaplanmış, giydirilmiş binalar görüyoruz. Kuşak çatışması olarak tanımlıyorum ben bunu. Ama yaptım sonra kendi hayal ettiğim şeyleri bunların içine işte zaman zaman azaltarak, zaman zaman çoğaltarak. Mesela şu anda İstanbul'un farklı böyle imgelerinin önüne ana karakter olarak bisikletler koyuyorum. Bisikletler tabii benim işte çocuğumdan, herkesin çocukluğundan kaynaklı bir takım duygular oluşturuyorlar. En önemlisi de özgürlük kavramı benim için. Özgürlük, hatta bunun yanı sıra da medeniyet olarak düşünüyorum ben bisikleti. Bazen işte gene özgürlük kavramı olarak güvercinler koyuyorum ön plana ana karakter olarak. Arkada yer yer İstanbul'u gösteriyorum tabii. Bundan kopamayız biz. Böyle bir şeyim var. Renk seviyorum. Kendi bir renk dilim, renk paletim oluşturdum. Pentür benim için çok önemli. Oradaki izleyiciye verdiği duygular, oradaki izleyiciyi yormadan bir şeyler anlatabilmek, ifade edebilmek, kendinden bir şey bulabileceği resimde üretmeye çalışıyorum kendi çapımda. Bafra izleyiciler açısından önceden konuştuğumuz konuydu. Samsun Bafra, memleketimiz evet. Bizim çok doğru. Aynı lisede okumuşuz. Tabii yıllar var arada. Çok dinamik bir yer. Halk evi, kitap evleri, tiyatro yanında, spor faaliyetleri çok dolu yaşanan. İnsan yaşadığı yere benzer diyor şair. Bugün resmine giren bisikletler de anlattığın aile tarihinden, yani baba, amca, bisikletle hayat örgütleyen insanlar ve bütün Bafra'nın tanıdığı zenginlik, renk onlar. Yani hayatın renkleri içinde. Bunları ayrıca konuşalım. Gafur Bey diye başladım. Zafer abi dedikten sonra artık o şeye döndük tabii. Bana kısaca Gaf Bili diyebilirsin. Ben kültür tarihi içinde Bafra, Kızılırmak, o delta ayrıca konuşmak isterim. Evet. Güzel enine boyuna alalım ve tarih içinden konuşalım. Evet, İstanbul resimleri yıllardır kendi özgünlüğü içinde gelen Mustafa Albayrak. Ağırlıkla da İstanbul dediğimizde Beyoğlu, yaşadığı yerden çıkarak atölyesi de bulunduğumuz yerde Beyoğlu'nda. Ve
kendi çizgisi, kendi rengi damıtılmış, kendi rengi, kendi anlayışıyla, özgünlüğüyle Mustafa Albayrak. Zafer abi az önce güzel bahsetti, güzel bağladık işte arkadaşlarla, Emin Antik'le ve bu dostluğumuzla pekişen süreç sonrasında Mustafa Albayrak ne yapar? Zaman zaman konuştuğumuz konular ama biraz tekrara düşmeden belki farklı yerlerine değinmek isterim. İstanbul'a 2004'te geldim. İstanbul resimlerimde 2004 sonrasına daha çok dayanıyor ama öncesinde de geliş gidişlerim oldu. İstanbul hepimizi etkilediği gibi, her gören etkilediği gibi, suyun içenin bir daha buradan vazgeçemediği efsaneleri biliyoruz. Herhalde öyle oldu bizimki de. Çok gidiş gelişlerim oldu öncesinde. İşte İspir'den bahsettim biraz önce. Erzurumluyum, İspirliyim. İspir'in işte köyünde doğdum. Erzurum merkezde okudum üniversiteyi. Sonrasında işte dediğim gibi 2004'te İstanbul'a yerleştik ve önceki süreçlere çok değinmeyeceğim fazla vakit almamak için ama İstanbul'a geldikten sonra Beyoğlu'nda özellikle atölyenin oluşmasıyla birlikte insan etkiliyordu zaten. Ben öncesinde 2002'de başlamıştım şu anki yaptığım serinin ön şeylerine. İstanbul vardı içerisinde, Ankara vardı, Erzurum vardı yer yer ama atölye burada oluştuktan sonra tamamen İstanbul merkezli, özellikle Beyoğlu merkezli ama daha çok resmimin merkezinde insan var aslında. Zaman kavramı var, hareket var. Bu her yer olabilir yerine göre resmimde. İşte belki ekranda dönen resimlerde gözükecek. Sadece bir portre görüyoruz. Buna İstanbul'da ya da Beyoğlu'da diyemeyeceğiz. İnsan, insan hikayeleri üzerinden özellikle günümüz insanının sosyal sorunlar üzerinden, zaman kavramı üzerine, yani nasıl bir zaman kavramı dersek, bu da günümüz çağımız insanının özellikle kentli insanın yaşam sorunları üzerinden, yetişme kaygıları üzerinden, var olma kaygıları üzerinden, dostluklar, kimlikler üzerinden bir sorgulama var diye düşünüyorum ve bunu irdelemek istiyorum. Beyoğlu olmasının sebebi de kalabalık figürleri, kalabalık toplulukları seviyorum ve insan kitleleri özellikle kendini daha iyi ortaya çıkartıyor kalabalık içerisinde. Hani bir birey, evet portre de yerine göre kullanıyorum, tek başına oluyor ama o da kalabalık içerisindeki seçilmiş bir karaktere dönüşüyor. Kısacası çağımızın, kent insanının yaşam sorunlarını ele alan ve zaman sorgulaması üzerinden götürdüğüm şeyler. Bunu pentro olarak baktığımızda zaten daha çok transparan etkiler üzerinden, hareketin tekrarları üzerinden ve zamanın biraz daha açılımı üzerinden görsele dönüştürdüğümü düşünüyorum. Yağlı boya kullanırken daha çok pentür etkisi ama akrilik boya kullanırken daha çok transparan etkiler üzerinden resmimi var ediyorum. Mustafa Albayrak resmi dediğimizde kısaca toparlarsak da transparan etkilerle hareket eden figür ve figürler yumağından oluşan bir görsel diyebilirim. Bunun dışında yine sergiden bahsedersek, geçen yıl Yeditepe İstanbul sergisi yapmıştık. Burada küratörlüğünü ben yapmıştım. 7 arkadaş vardık. Buradan sanırım 4 kişi içerisindeydi ve onun bir tekrarı gibi neredeyse. Birkaç arkadaş arada değiştirdik. Değişti. Mustafa Albayrak İstanbul'daki hayatına baktığımızda sanat örgütlülüğüyle beraber gidiyor. Hep grup sergileri, kişisel sergiler tabii var. Grup sergileri var ve düşünsel olarak yakın olduğu insanlara davet ile birliktelik var. Fuarlarda da bu böyle, sergilerde de böyle. Ayrıca Beyoğlu sanatçıları tam adını söyle, bir yapılanmaya yıllar önce gidildi. Evet, evet. Onun da izleri var. Tabii tabii. Beyoğlu Plastik Sanatlar Derneği kurmuştuk. Şu an Kadir Alen yönetiminde devam ediyor. Çok aktif çalışması da dernek ama öyle bir derneğimiz var ve daha öncesinde bayağı aktif çalışmalar yaptık. Aslında neredeyse onun gibi ama biz kendi bağımsız aktivizasyonumuzu sağlamış bir durumdayız gibi gözüküyor. İşte dediğim gibi geçen sene oluşan o serginin sinerjisi gibi bir şey aslında bu aynı zamanda ama burada aslında Kadir biraz mütevazi davranmış olsa da ben burada söyleyeyim. Afişte küratör yazılmıyor. Ya unutulmuş ya yazılmamış bir şekilde ama bir küratörlük emeği kadar Kadir'in bunda emeği var. Koordinatör diye söyledik az önce ama yani halen şu an resimlerimizi taşıyıp gidip sergiyi kuracak orada. Bütün onun dışındaki bağlantıları hep kurup işte hepimizde olan o bağlantılar sağladı, sağ olsun. Onun çok emeği var bu sergide. Özellikle onu söylemek isterim. Onun dışında herkes kendi üslubuyla, kendi
bireysel tekniğiyle, çalışmalarıyla sergide yaklaşık sanırım 10'ar tane eserden az olmayacak şekilde kapsamlı bir karma sergi bu. Yani kısaca karma sergi denilemez diye düşünüyorum. Özel bir seçki. Her birimizi bu karmada bireysel olarak da okunabilecek bir sergi olacağını düşünüyorum ben. Kişisel sergiler toplamı. Aynen. 7 tane farklı kişisel sergi gibi bir şey olacak. Zaten mekanın büyüklüğünden bahsettik. 3 farklı salon var. Yani neredeyse 7 tane kişisel sergi göreceğiz orada. Evet. O anlamda da önemli. Bu arada değinmek isterim. Ümit Yaşar Gözüm abimiz sağ olsun, o da sergi yazılarımızı yazdı. Her birimizden, sanatımızdan bahsetti, işte genelinden bahsetti. Zaten mekana çok hakim. Mekanın aynı zamanda sanat koordinatörlüğü noktasında sanırım katkıları olan bir abimiz. Onu da burada teşekkür etmek istedim. Arkadaşlarla ilgili verdiğin bilgileri onlar adına da olmayanları tamamlayarak konuşmaya devam ederiz. Ama ben burada hayatla sanat arasındaki ilişkiyi en rahat anlatacak sanatçıya dönmek istiyorum. Gafur Züner, Gafur kardeşim, sinema, televizyon, resim, hayat, Ankara, öncesi sonrası, biraz hiç sözünü kesmeyeceğim. Bu çerçeveye eklemleyerek izleyicilerle buluşturmak, evet, taze bir tat dinletmek istiyorum. Evet Zafer abi, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ben Ankaralıyım, demin de söyledim. Dolayısıyla okul da oradaydı. Ben Gazi Resim bölümünden 1980'de mezun oldum. Hemen arkasından da İstanbul'a geldim. Bu şan vardı, sonra maalesef yakıldı ya. Evet. Muzurum müzikal sırasında. Evet, oynarken Ferhan abi oynarken yakıldı. Orada müzikallerde oynamaya başladım. İşte sergi serüvenim önce Vakko'da şeyde başlamıştı, Ankara'da. Sonra Sulu Boya tabii. Şimdi oyunlar, provalar, şunlar bunlar falan filan. Dolayısıyla zaman sorunu var. Sulu Boya'yı da seviyordum. Ve Sulu Boya'ya yöneldim. Yani hızlı yapayım, sonra da gideyim provaya falan diye. Derken Sulu Boya iyi geliştiğini zannediyorum. Bu Taksim Gezi'de galeri vardı, hatırlarsınız. Tabii. Gezi'de sergiler açıyordum. Çok da hoşuma gidiyordu. Gencim Haldun Dorman, Haldun Hoca, kulakları çınlasın, Allah rahmet eylesin, Metin Serezli. Tabii. Özellikle Metin abiyle Haldun Hoca beni çok desteklemiştir. Tabii. Yani o sergilerimden mesela Haldun Hoca resimler almış, Amerika'ya götürmüştür. İşte bazen karşılaşıyorum işte Ali Uzun Atağan'dan. Bir yığın oyuncu da, Suna abla rahmetli, hepsinde resimlerim vardır. Kimisini Haldun Bey hediye etmiştir. Metin abi hatta şey yapardı. Ya geleyim de sana biraz Sulu Boya öğret. Ben utanırdım da. Bir daha yeni genç çocuğum. Ya ben kimin Metin Serezli'ye Sulu Boya öğreteceğim falan gibi. Çekinirdim falan. Dolayısıyla benim resimle ilgili biraz Sulu Boya başladı. Yani Sulu Boya deneyimim çok oldu. İyi de sergiler yaptım Sulu Boya ile ilgili. Sonrasında bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi hani resmin konuları vesaire var ya. Şimdi büyük şehre geldim. Nereden geldim? Ankara'dan geldim ve Anadolu'luyum. İstanbul bana çok büyük geldi birdenbire böyle. Acayip. Yani düşünsene 21-22 yaşındasın. Ankara'dan gelmişsin, hani gariban köylü çocuğu. İstanbul'da bir böyle o şehirden kaçma isteği hissettim. Ne yaptım? Kaçışı da resimlerimde de görülür böyle. Boş alanlar, kar, kış, köyün etkileri, Ankara'nın bozkırı vesaire. Yani büyük şehre geldiğimde önce böyle bir şey oldu. Şehirden kaçmak istedim. Buna resim aracılık etti. Sonra da tersi oldu ama ne oldu? Gezi programı yapmaya başladım. Anadolu'ya gittim, boş alanlara. Aha bir baktım, İstanbul resimleri yapmaya başladım. Çok ilginç değil mi abi? Sonuçta bir süre sonra, neyse tabii bu hayat gailesi de maalesef insanı bazen yörüngesinden çıkarabiliyor. Resmi çok sevdiğim halde sergilerin arası biraz açılmaya başladı. İşte anca sanat fuarları, şunlar bunlar filan. Ama son dönemde yoğunluklu olarak, bir de üstelik benden genç arkadaşlarla daha çok beraber oluyorum. O da hoşuma gidiyor. Ben de gençim gerçi de. Yaş alıyoruz ama. Bu bir gerçek. Sonuç itibariyle şimdi tuval resmi yapıyorum. Yoğunluklu akrilik kullanıyorum. Öncelikle böyle beni mutlu eden resimler yapıyorum, öyle söyleyeyim. Yani böyle çok akademik hesaplar falan yapmıyorum. Daha çok
içsel davranıyorum. Yani bir ilişki yaşar gibi, bir aşk yaşar gibi davranıyorum. Her yaptığım resimde böyle bir flört, bir şey o resimle flört ediyorum. Bir heyecan, bir şey falan, böyle biraz masalsı şeyleri seviyorum. Yine büyük şehirler, yani özellikle İstanbul resimleri yapıyorum ama yine tabii yer yer o çocukluğumdaki izleri taşıyan işte Ankara'dan ya da Anadolu'dan. Tabii gezi programı şöyle bir şeysi de oldu. Gezi programında bir şeyler biriktiriyorsunuz gezdikçe. Sizi etkileyen bir şeyler görüyorsunuz ve o resminize siniyor biraz. Öyle değil mi? Evet, siniyor abi. Yani hayatla sanatı dediniz, yani hayat sanat. Hayatla sanatı birbirinden ayırmak mümkün değil. Ben şuna inanıyorum zaten. Şunu yapmaya gayret ediyorum. Hem hayatta hem sanatta samimi olmaya gayret ediyorum. Yani aman şöyle olayım, şuna da benzeyeyim ya da şöyle bir şey yapayım, böyle yaparsam daha modern olurum, daha çağlı falan değil abi. Yani biraz samimi olması lazım. Çünkü inandırıcı olacağını düşünmüyorum. O yüzden de ben kendi içimden geleni mutlu nasıl Nevzat abi, güzel değil mi, içimden geleni mutlu olacağım resimleri yapmaya gayret ediyorum. Tabii ki bazı artistik kaygılar, sanatsal kaygılar giderek yavaş yavaş şey oluyor, böyle insan ha buna da dikkat etmeliyim, şunu da yapmalıyım. Mesela kırmızı girdi resimlerime. Bunu birazcık hem içim istedi yaptım, hem de biraz da hesabı var yani. İşte şehrin kaosu kırmızı dedim, şu böyle filan. Ya resme de yakıştı bu dedim. Beyazlarımla yakışıyor, kışlarımla yakışıyor. İşte şehrin arkasını koyuyorum filan. Şimdi son zamanlarda biraz böyle resimlerimde biraz böyle atraksiyonlar yapıyorum. Onlardan biri de kırmızı oldu. Hatta kırmızının kıyısında diye resimler yaptım. Sonuç itibariyle zaman zaman kişisel sergiler yapıyorum. Bunu düzenli olarak devam ettiriyorum. Aşağı yukarı her yıl yapıyorum. 25'e yakında sergim oldu. Ama mesela benim resimle ilgili serüvenimdeki en önemli işlerden bir tanesi, genç kardeşlerim de muhtemelen yapmışlardır ama, ben hayatta hiç yolumun düşmeyeceği yerlerde sergiler yaptım. Mesela bir bankanın tiyatrosunda, çocuk gençlik tiyatrosunda oynarken bir teklif yaptılar. Mesela Diyarbakır'da sergi açtım. Elazığ'da sergi açtım. Çorum'da sergi açtım. Samsun'da sergi açtım. Ordu'da açtım. Adana'da, Bursa'da, aklıma gelmeyen daha bir yığın yerde ve o zaman o bankanın o kentlerde galerisi vardı. Şimdi yok. Maalesef. Geriye mi gittik? Ne oldu? Bir şey oldu yani. Yani o bankalar oralara, güzel binaların içine bir galeri mekanı yapıyordu. Şimdi herhalde işte mağaza yapıyorlar, başka bir şey yapıyorlar ya da başka bir şey. Yani bu konularda biraz sıkıntılıyım açıkçası yani. Yani ülkede şöyle bir şey oldu. Yani bunları siyaseten falan da söylemiyorum, yanlış anlaşılmayalım. Ama yani bence çağdaş bütün ülkelerde olması gereken şey Türkiye'de de olmalı. Sanatla ilgili bizi yönetenlerin bir bakışı olmalı. İlla ki var. Saygısızlık etmek istemiyorum ama yeterli bulmuyorum. Ve bu işle ilgili yatırım olmalı, kaynak yaratılmalı. Bu işi yapan insanlar, tiyatrocular, işte operacılar, dansçılar, ressamlar, oyuncular, sinemacılar, aklıma gelmeyen her şey. Tabii ki halk müziğimize de, sanat müziğimize de, çok sevdiğim müzik yapan müzisyenlerimize de, herkese, ama bilhassa sanat üreten, sanat yapmaya gayret eden herkese bence eskisinden daha çok katkı vermek lazım. Ama görünen şimdi ister istemez böyle bir örnek verince, ya acaba Allah Allah geriye mi gittik, ne oldu filan diye bir kaygı taşıyorum yani. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Burada bir devlet galerisi vardı Atlas pasajının üstünde. Tabii. Avrupa Birliği görüşme ofisine çevirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği görüşmeleri için ofis olarak gösterebileceği yer mi yoktu? Yapamaz mıydı? Özür diliyorum. Mesela ben Ankara'da Zafer Çarşısı'nda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 10-11 yaşlarındayken, Allah rahmet eylesin hocalarım, rahmetli anıyorum, Osman Zeki Oral, evet, Eşref Üren, evet, onlardan ders alıyordum. Evet. Orası ne oldu sonra? Hiç kusura bakmasın, Melih Gökçek orayı, Melih Bey'le ben de çalıştım mesela, tiyatro yaptım. Ankara'da belediye başkanı olduğu dönemde gittim, desteklemiştir. Turneye gittik, oyun oynadık ama ayrı bir şey. Sonra orayı Panayır yaptı. Panayır oldu orası. Yani şu anda da bilmiyorum, öyle bir şey. İnanın Türkiye'deki, Zafer Hocam Ankara'da yaşamış sonuçta, biliyor. Siz de gençsiniz, belki yolunuz düştü. Çok model bir yerdi yani. Tabii.
Zafer Çarşısı'nın, Zafer Çarşısı'nın içinde ince, sol, devlet muhteşem galerisi böyle. Yani sonra yani demek ki yani biraz böyle bazı şeylerin üstünde biraz daha hassas durmamız. Ama umutsuz değiliz. Yok yok değiliz. Ya ben kötü niyetle aramıyorum bunda ama bir şey görüyorum tabii. Ben bu ülkeyi buradaki herkesin en az benim kadar sevdiğini, bütün vatandaşların da en az benim kadar sevdiğini düşünüyorum. Ama 10 yıl Anadolu'da gezdim. Ülkemi çok seviyorum, insanımızı çok seviyorum. Ama ülkemizi de maalesef örselediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ülkeyi örselerken sanatı da biraz örseliyoruz. Umarım ve dilerim olacağına da inanıyorum. Nereden nereye geldik ya? biz yine Ankara'ya sabah pazarına gidelim. Evet. Başta tabii Kadir de demin söyledi. Kadir ben abla önce oldu. Programlarımda sanat konuşalım. Şöyle bakalım bak oraya doğru kameraya doğru. Sanat konuşalım dedim. Siyasetin dışında kalalım benim ama mümkün olmuyor. Hayatla sanat arasında kalın çok kalın duvar yok. Siyasette hiç siyaset yapmıyoruz desek yani. De ister istemez yapılamıyor. evet Osman Akça. Çetinkaya Köprüsü'nden geçtim diyorsun. Türkülerle aran nasıl? Zafer abi türkülerle aram tabii ki çok iyiydi. Özellikle gene madem Bafra'dan girdik, Çetinkaya Köprüsü'nden girdik. Bafra'dan otobüse bindiğimizde İstanbul'a gelirken Maltepe'de sabaha karşı olurdu. Çünkü saat işte Maltepe'ye yaklaştığımızda Maltepe o zaman İstanbul'dan sayılmıyordu tabii. Evet. Şimdi İstanbul'un merkezi oldu yani kendi çapında. Maltepe'ye geldiğimizde otobüste radyonun sesini açarlardı ve türkülerle uyanırdık. O mahmurluğumuzu türkülerle atardık. Evet bir şehir İstanbul'a geldik artık uyanın kendinize gelin diye böyle bir şeye götür. Hatta şehirler arası yolculuklar da hala böyle işte TRT radyo her yerde çeker ya Türkü kanalında öyle inanılmaz bir keyifli uzun yolculuklar yapılır. Müthiştir yani. Şeye söyleyeceğim. Gafur hocamın söylediği galerilerin durumundan mesela eskiden hatta ilk yapılan AVM'lerden biriydi sanıyorum İstanbul'da Galeria Bakırköy'deki. Oranın kendi yani ve zorunluydu bildiğim kadarıyla. Galerisi vardı. Aynen galerisi vardı. Çok arkadaşımız da orada sergiler yaptı. Ben tabii o döneme çok yetişemedim. O zaman İstanbul'da yaşamıyordum çok fazla. Orada sergiler falan yapılıyordu. Daha sonra tabii bunlar deşifre edildi. Onlar işte mağazalara katıldı vesaire vesaire. Ama yönetmelikte hala öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Bu tabii büyük bir sıkıntı. Şimdi şeye gelirsek bu sergiyle alakalı gene Emin Antik'te yapacağımız sergiye gelirsek burada ben 10 adet resimle şu anda katılıyorum sergiye. Değişik, muhtelif ölçülerde. Son dönem işlerimde biraz önce de bahsettiğim gibi ana konularım işte bisikletler ve güvercinler olarak çalışıyorum. Ankara'ya gönderdiğim resimlerde gene son dönem yaptığım işler bisikletler ve güvercinler ana tema olarak bulunmaya devam ediyor. Kendi işte 10 adet resim ürettim orayla ilgili. Daha önce Ankara'da bir tane kişisel sergim oldu. İki tane fuara katıldım. Art Ankara'da. Bu sene de hatta işte şeyde Şubat ayında tekrar Ankara'da kişisel sergim olacaktı ama maalesef başka özel sorunlardan çok fazla resim üretemedim. O sergiyi de iptal etmek zorunda kaldık. Yeni dönemde inşallah yapacağız o sergiyi de. Burada İstanbul'da kişisel sergilerim oldu. Karma sergilere yoğun bir şekilde zaten katılmaya devam ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Katıldığımız sergilerde iyi tepkiler alıyoruz. Güzel enerjiler görüyoruz. İnsanların her şeye rağmen sanata düşkünlüğü beni çok sevindiriyor. Ankara özellikle, Ankara ve Ankaralılar sanatla olan diyalogları her anlamda, tiyatroda, müzikte, resimde bana göre çok önde. İstanbul'da tabii yaslanmayacak bir durumda ama Ankara biraz daha özel geldi sanki bana. Fuarlarda falan da çok birebir yaşadım ben bu duyguyu. Bu serginin de fevkalade olacağını düşünüyorum ben. Çünkü enerjisi gerçekten çok yoğun bir şekilde geçti bu hem çalışma üretme dönemi hem de serginin en son Kadir'in lojistik macerasıyla birlikte güzel bir sergi olacağını düşünüyorum. Bütün sanatseverleri de bekliyoruz inşallah. Osman Akça'nın söylediklerinden sonra programın da sonuna geliyoruz. Albayrak'ı dinleyelim ve son sözleri bırakarak Gafur Uzuner'e
veda edelim izleyicilerimizle. Evet, ben de biraz önce Gafur abimin özellikle vurguladığı, Anadolu'dan vurguladığı yerden ve kendisine bile şu an sürpriz olacağını düşündüğüm, benim de büyük bir yara olan Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Özellikle ben Erzurumlu birisi olarak, orada okuyan, orada yıllarca sergiler açmış birisi olarak, Erzurum Devlet Güzel Sanatlar Galerisi diye bir galerimiz vardı ve kaç tane sergi yaptığımı hatırlamıyorum ama son 10. kişisel sergimi orada kapatarak ayrıldım. İstanbul'a geldiğimde de 2005'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde de sergi yapmış birisi olarak kendisini tanımazdan önce eşinin Kudret Hanım'ın, sevgili Kudret Hanım'ı orada tanıyarak, evet, Gafur abimin de ressam olduğunu, onun yanında ilk tanışmamız da böyle gerçekleşti. Ama o galeride maalesef, biraz önce Zafer abinin de değindiği gibi, maalesef diyorum yok artık. Ve benzer birçok galerimiz kapanması gerçekten üzücü, acı verici bir şey. Biraz önce de söylediğimiz gibi siyasi bir şey olarak söylemiyorum ama inşallah sayılar artar. İnşallah eskilerinin daha önüne geçen daha güzel şeyler yaşarız maalesef ama daha güzel yaşadığımız şeyleri şu an göremiyoruz. Bunu da vurgulamak isterim. Bunun dışında sergimize dönersek, şu an aramızda olmayan 4 sanatçı arkadaşımız var. Özellikle Kadir sergi koşturmacasından dolayı resimleri götürdü, aramızda bulunamıyor. İşte Tolga arkadaşımız dersi vardı, ondan dolayı katılamadı. İşte Kadir Bursa'da yaşıyor, İsmail Tetikçi Bursa'da yaşıyor, ondan dolayı aramızda yok. Musa'da evet, bugün rahatsızlandığı için aramızda yok, yoksa o da olacaktı. Onların yerine bir şeyler söylemek isterim. Gerçi program akışında belki resimler gözükecek. İşte Kadir hepimizin bildiği gibi İstanbul peyzajlarıyla, İstanbul resimleriyle, metropolün anatomisi resimleriyle bilinen bir arkadaşımız. Resimlerini zaten göreceğiz, akışta da göreceğiz. Çok detayına girmek istemiyorum. Musa keza o da doğa soyutlamaları yapıyor. Özellikle büyük boyutlu çalışmalar üretiyor. Daha soyut bir yelpazede eserler veriyor. Tolga Anadolu peyzajları, manzaraları daha çok spatül kullanarak pentür etkisiyle resimler üretiyor. İsmail Tetikçi, o da bir dönem İstanbul'da zaten yaşadı ve İstanbul resimleriyle halen devam ediyor. Yer yer İstanbul peyzajları, yer yer Anadolu'dan, özellikle bölgemizden Erzurum'dan, Erzurum'un karlı dağları ve doğanın yok ettiği, doğa karşısında aciz gözüken bireyi, küçük insan figürlerini ele alarak resimlerini üretiyor. Burada olmayan 4 arkadaşımla benim çok daha özel bir bağım var. Bu iki arkadaşım alınmasın bu arada. Hepiniz Erzurumlusunuz. Evet, hepimiz Erzurumluyuz. Dan ziyade hepimiz aynı okuldan mezunuz. Tolga'yla ben sınıf arkadaşım. İsmail benim bir alt devrem. Musa aynı dönemden grafik bölüm mezunu arkadaşım. Kim kaldı? Kalk gidelim Osman. Abileriyiz ya ondan. ve İstanbul'da gerçekten, orada biz eğitim almış olan birileri olarak İstanbul'da gerçekten sanki beraber okumuşuz, beraber eğitim almışız, bize abilik, kardeşlik yapmış dostlarımızla bir araya geldik. Aynen. Yoksa biz 5 kişi de hadi biz okuldan mezunuz bir sergi yapalım derdik. Gerçekten o anlamda dostluk sergisi olduğunu düşünüyorum ben bunun. Aynen. Bu pekiştirici dostluğumuz başka sergilerde, daha güzel ortamlarda, daha farklı maceralarda devam edeceğine eminim. Daha güzel projelere belki dönüştüreceğiz ileride. Böyle. Teşekkür ederim ben. Buyur Zafer abi. Evet, vallahi önce teşekkür ediyoruz. Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz. Bizi atölyesinde misafir ettiği için. Her zaman. Çünkü yani sanatla ilgili öyle çok fırsat da olmuyor. Her zaman konuşamıyoruz. O yüzden iyi oldu. Sergimizi de anlatma fırsatı bulduk. Bir de sevgili seyircilerimize söylemek isterim yani. Ben mesela abi eskiden bakıyorum kendimi, daha çirkindim. Resim yapmaya başladıktan sonra giderek güzelleşmeye başladım. Yani özetle şöyle diyebiliriz yani. Sanat insanı güzelleştiriyor. Hakikaten bak, buna inanıyorum. Yani belki fiziksel olarak değişmeyebiliriz ama böyle yüzümüzde başka bir şeyin. Başka hani çok şey. İbadet eden insanlar derler ya, böyle samimi olanlar. Yüzünde bir nur, bir şey.
resim yapanın, tiyatro yapanın, sanat yapanın da böyle kendince bir özel ifadesinin olduğunu düşünüyorum. Yani özetle sanat insanı güzelleştiriyor diyebilir miyiz abi? Tabii diyebiliriz. Kire ruhunu güzelleştirir, tabii. Beynini güzelleştirir. Evet. Biraz da bu da beden. Yemek çoğaltmak da bizim görevimiz yayıncı olarak. Aynen. Bedenimize de biraz yansır yani beden, beyin, ruh güzelleşince. O yüzden mutlaka bizim sergiye gelin biraz güzelleşelim hep beraber. O zaman onu... serginin tarihini bir daha verelim. Şimdi 14 Aralık saat 14 Emin Antik Ankara Kale yani Saman Pazarı'nda 14'te saat 14'te 14'ünde ayın açılış başlıyor ama genellikle mesela 1 saat 2 saat olur. Hayır öyle değil. 14'te başlıyor 18'e neredeyse 19'a kadar devam ediyor. Sonrasında da yeni seneye sarkıyor. Yeni senesinde 9 gününü alıyoruz. Yani 9 Ocak kadar Ankara Kale'de Emin Antik'te usta neydi abi? Güzel bir şey. Renklerin ustalar abi. Bak bilemiyorum arkadaşlar. Renklerin tamam. Ustaları. Renklerin ustaları sergimize bekliyoruz abi. Teşekkür ediyoruz. Hepimiz adına izleyicilerimize şöyle yapalım abi. Oldu. Şöyle olsun. Zafer abi buyurun. Değerli izleyiciler, iştenliği gördünüz. Gafur Uzuner'in, Mustafa Albayrak'ın ve Osman Akça'nın sergisi 7 sanatçının 3'ü ile Albayrak'ın atölyesinde yaptık. Saygıyla. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun abi.